Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bu 29. söz risalesinin biz ikinci risalesi olan Ramazan-ı Şerif'le alakalı Orucun Hikmetleri bölümünü bitirdik. Bu akşam üçüncü risale olan üçüncü kısımda işte bahsini ettiğimiz Kur'an'ın bir mucize keyfiyeti el almış üstad tarafından. Şöyle başlıyor ders. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 200 aksam-ı icaziyesinden nakşi bir kısmını gösterecek bir tarzda. Nakış, Kur'an'daki nakışlar mucizesini gösterecek bir tarzda Kur'an-ı Azimüşşan'ı Hafız Osman hattıyla tayin eden ve ayet-i müdayene, yani bir borç ayeti var, bir sayfa, iki cümle nokta konmadan bir sayfa müdayene ayeti, o borç ayeti, o ölçü alınmış sayfalara ve Sure-i İhlas vahidi kıyasi tutulan, ölçü yapılan satırları muhafaza etmekle beraber o nakş-i icazı, mucize nakşı göstermek tarzında bir Kur'an yazmaya dair mühim bir niyetimi hizmeti Kur'an'daki kardeşlerimin nazarlarını arz edip meşruiyet etmek ve onların fikirlerini istimzac etmek, fikirlerini almak ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım. Onlara müracaat ediyorum. Yani sonradan adı tevafuklu Kur'an olarak ortaya çıkan, yazılan, sonra aynı usulle matbaalarda tevafuk mucizesini gösterir tarzda o Kur'an-ı Kerim şu anda yazılmış ve en çok satılan Kur'anların başında o geliyor. Bunda da en çok Hüsrev abi muvaffak olmuş o tevafukları denk getirmede. Hakikaten yukarıdan aşağıya kadar her sayfada bütün Allah lafızları cetvenden çizilmiş gibi alt alta dizilmiş. İnci tanelerini ipe dizer gibi bütün satırlardaki Allah lafızları alt alta gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in tamamında 2806 tane Allah lafzı-i celali var. Bütün sayfalarda 2 olsun, 5 olsun, 10 olsun, 20 olsun, hepsi alt alta gelmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olmayıp Allah kelamı olduğunun ayrı bir delili olmuş oluyor. Evet. Şu üçüncü kısım 9 meseledir. Birinci mesele. Kur'an-ı Azimüşşan'ın envai icazı, mucize çeşidi 40'a bali olduğu İcaz-ı Kur'an namındaki 25. sözde bürhanlarıyla, delilleriyle ispat edilmiş. Bazı envaı, bazı çeşitleri tafsilen, detaylı, teferruatlı anlatılmış. Bir kısmı icmalen kısaca muannitlere, en inatçılara dahi gösterilmiş. Hem Kur'an'ın icazı, mucize oluşu tabakat-ı insaniyede, insan tabakalarında, insan sosyal katmanlarda 40 tabakaya karşı ayrı ayrı icazını gösterdiği 19. mektubun 18. işaretle beyan edilmiş ve o tabakatın, o insan tabakalarının 10 kısmının ayrı ayrı hisse-i icaziyelerini ispat etmiş. Sair 30 tabakayı ahar ehl-i veletin muhtelif meşrepler ashabına, yani tarikat yolunda gidenlerin muhtelif meşrep sahiplerine ve ulûm-u mütenevvianın, çeşitli ilimlerin ayrı ayrı ashablarına, sahiplerine ayrı ayrı icazını gösterdiğini, onların ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derecesinde Kur'an hak kelamullah olduğunu, doğrudan doğruya Allah'ın fermanı kelamı olduğunu,
imanı tahkikileri göstermişler. Demek her biri ayrı ayrı bir tarzda bir veçi icazını görmüşler. İslam büyükleri, İslam araştırmacı alimleri Kur'an'ın ayrı ayrı özelliklerini, mucize keyfiyetlerini görmüşler ve yazdıkları kitaplarda göstermişler. Evet, ehli marifet bir velinin, evliyanın fehmettiği, anladığı icaz, mucize ile ehli aşk bir velinin müşahede ettiği, gördüğü cemali icaz bir olmadığı gibi muhtelif meşaribe, muhtelif meşreplere göre cemali icazın cilveleri değişir. O mucizenin güzellikleri değişir. Bir ilmi usulü din allamesinin, yani usulü din ilmi diye bir ilim dalı var. O ilim dalının allame denilen en büyük alimlerinin ve bir imamının gördüğü veçi icaz ile füruat-ı şeriattaki, yani şeriatın, dinin teferruatıyla alakalı bir müştehidin gördüğü veçi icaz, mucize ciheti bir değil ve hakeza. Bunların tafsilen ayrı ayrı vücuh-ı icazını göstermek elimden gelmiyor. Havsalam dardır, ihata edemiyor, nazarım kısadır, göremiyor. Onun için yalnız 10 tabaka beyan edilmiş. Mütebakisi geri kalanları icmalen kısaca işaret edilmiş. Şimdi o tabakalardan 2 tabaka, Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde çok izaha muhtaç iken o vakit pek noksan kalmıştı. Birinci tabaka, kulaklı tabaka tabir ettiğimiz ami avam, sadece işitebilen sıradan bir mümin, Müslüman. Yalnız kulak ile Kur'an'ı dinler, kulak vasıtasıyla icazını mucize olduğunu anlar. Yani der, bu işittiğim Kur'an başka kitaplara benzemez. Ya bütününün altında olacak veya bütününün fevkinde olacak. Umumun altındaki şık ise kimse diyemez ve dememiş. Yani bütün kitapların altındadır Kur'an derecesi. Haşa, böyle kimse bir şey diyememiş. Şeytan dahi diyemez. Öyleyse umumun fevkindedir. İşte bu kadar icmal ile 18. şeriatı yazılmıştı. Sonra onu izah için 26. mektubun Hüccetül Kur'an ala hizbi şeytan namındaki 1. mefası bölümü o tabakanın icazdaki fehmini, anlayışını tasvir ve ispat eder. Avrupa'da bir papaz Kur'an'ı dinlemiş, çok güzel sesli, makam sahibi bir hafızı dinlemiş. Hayretler içerisinde kalmış. Hiçbir müzik aleti çalmadan çok rahatlıkla bu Kur'an dinlenebiliyor. Manasını anlamadım ama hiçbir müzik aleti yok ama kendisini dinletiyor. Yani elin papazı bile sadece dinlemekle Kur'an'ın bambaşka bir kitap olduğunu itiraf etme ihtiyacı hissetmiş. Bu olsa olsa Allah kelamı olur diye de itiraf etmek zorunda kalmış. Kulaklı tabakası böyle. İkinci tabaka gözlü tabakasıdır. Yani ami avamdan, sıradan halk kesiminden veyahut aklı gözüne inmiş maddiyunlar tabakasına karşı Kur'an'ın göz ile görünecek bir işareti icaziyesi bulunduğunu, mucize işaretleri olduğunu 18. işaretle dava edilmiş. Ve o davayı tenbir, aydınlatmak ve ispat etmek için çok izaha lüzum vardı. Şimdi anladığımız mühim bir hikmet-i Rabbaniye cihetiyle o izah verilmedi. Tek cüz'i birkaç cüz'iyatına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı. Ve tehiri anlamamız için tehir edilmesi, zamana bırakılması
daha evla, daha iyi olduğuna katı kanaatimiz geldi. Şimdi o tabakanın, yani gözcü tabakasının fehmini, anlayışını ve zevkini tesir etmek, kolaylaştırmak için 40 vücuh-i icazdan, Kur'an'ın 40 mucize keyfiyetinden göz ile görülen bir veçini, bir Kur'an'ı yazdırdık ki o yüzü göstersin. Hakikaten o tevafuklu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, merak edenler kitapçılardan bulabilir bunu. Yani sadece Allah lafzı-i celali bütün Kur'an'da alt alta gelmiyor. Birbirine benzeyen ayetler de alt alta geliyor. Çok garip. Mesela yukarı satırda İnnallâhe alâ külli şeyin kadir diye ayet biliyor. Birkaç satır aşağıda ve huve alâ külli şeyin kadir diye bitiyor. Yani İnnallâhe alâ külli şeyin kadirle ve huve alâ külli şeyin kadir tam alt alta çakışıyor. Bunun gibi benzer ayetler Kur'an'ın tamamında tevafuk etmiş. Çok ilginç bir şey bu. Bir insan kelamı böyle bütün Kur'an'ın her tarafında benzer cümleler, kelimeler alt alta gelir mi canım? Gelmişse bu ancak Allah kelamı olabilir. Bu üçüncü kısmın mütevaki meseleleri ile dördüncü kısım tevafukatı dair olduğu için tevafukatı dair olan firiste ile iktifa edilerek burada yazılmamışlardır. Yalnız dördüncü kısma ait bir ihtar ile üçüncülükte yazılmıştır. Evet, şimdi ihtar denilen kısmı okuyacağız. Neyi hatırlatıyor böyle zaman? Evet, lafz-ı Resul'deki nükte-i azimenin beyanında 160 ayet yazıldı. İş bu ayetlerin hasiyeti pek azim olmakla beraber, o ayetlerin özelliği çok büyük olmakla beraber mana cihetiyle birbirini ispat ve tekmil ettiğinden, mana olarak tamamladığından çok manidar, anlamlı olduğu için muhtelif ayatı hıpsetmek, ezberlemek veya okumak arzusunda bulunanlara bir hizb-i Kur'ani olduğu gibi Kur'an kelimesindeki nükte-i azimenin beyanında 69 ayat-ı azimenin derece-i belagatı pek fevkalade ve kuvvet-i cezaleti pek ulvidir. Bu da ikinci bir hizb-i Kur'ani olarak ihvana kardeşlere tavsiye edilir. Hakikaten Üstad Hazretleri sonradan hem de Risale-i Nur'un kaynak ayetleri olan 1000'den fazla ayet-i kerimeyi bir Hizbül Ekberül Kur'an adıyla ya da Hizbül Muazzamı Kur'an adıyla 150 sayfalık bir hizb, yani Kur'an'dan bir evrat, eskar olarak bir kitabı yadigar bırakmış. Yani Nur talebelerin çoğu onu almışlardır. Siyah ceylan derisinden bir cilt içerisinde Kur'an'ın en sevaplı ayetleri olduğunu üstad söylüyor. Yani her gün ondan birkaç sayfa okuma alışkanlığını da kazandık elhamdülillah. Cüzlerimizi okumanın yanı sıra, Büyük Cevşin'i okumanın yanı sıra Hizbül Ekber-i Kur'an'dan da her gün birkaç sayfayı alışkanlık haline getirdik. Sadece Beraat, Regaib, Miraç, Kadir Gecelerinde okumak gibi bir çalışma yerine her gün o Hizbül Ekber-i Kur'an'dan okumayı devam ettiriyoruz. Üstadımız okumuş, biz de okuyoruz elhamdülillah. Yalnız Kur'an kelimesi 7 silsile-i Kur'an'da mevcut olup umum o kelimeyi tutmuş, hariç 2 kalmış. O 2 de kıraat manasında olduğundan o huruç, yani Kur'an kelimelerinin alt alta gelmesinde 2 Kur'an kelimesi tevafuktan hariç kalmış. O da kıraat, okumak anlamında olduğu için o huruç nükteye kuvvet vermiştir. Resul lafzı ise o kelimeyle en ziyade münasebetler sureler içinde Sure-i Muhammed ile Sure-i Fetih olduğundan,
Yani Resul kelimesi, yani Muhammedur Resulullah vellezine ma'u eşitte velel küffar diye var ya o Fetih suresinde, o Resul kelimesi Muhammed suresiyle Fetih suresinde fazla olduğundan, o iki sureden çıkan silsilelere hasrettiğimizden hariç kalan Resul lafzı şimdilik derc edilmemiştir, konmamıştır. Vakit müsaade etse bundaki esrar, sırlı vaziyetler yazılacaktır inşallah diye ihtarı hatırlatmayı böyle ifade etmiş üstadımız. Üçüncü nükte, bu da dört nüktedir. Üçüncü nüktenin içinde dört tane nükte var. Birinci nükte, önemli bu ifadeler. Lafzullah, yani Kur'an'daki Allah kelimesi, mecmu Kur'an'da, Kur'an'ın bütününde 2806 defa zikredilmiş. Bismillah'takilerle beraber lafz-ı Rahman, Rahman kelime ismi 159 defa. Lafz-ı Rahim 220, lafz-ı Gafur, Allah'ın Gafur ismi 61, Rab ismi 846, Hakim lafzı 86, Alim ismi 126, Kadir ismi 31, La ilahe illahu'daki hu 26 defa zikredilmiştir. Bu paragrafın haşiyesinde de şu açıklama var. Haşiye dipnot burası. Kur'an'daki ayetlerin mecmu adedi 6166 olması, 6666 olması, 6666 ayet olması Kur'an'ın toplam ayet sayısı ve şu geçen 89 sayfada mezkür Esma-i Hüsna'nın adedi 6 rakamıyla alakadar bulunması ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor. Şimdilik mühmel kaldı. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'daki 6666 ayetin bulunmasıyla 89. sayfada Esma-i Hüsna'nın adedinin 6 rakamıyla alakadar bulunması. Şimdi bu çok enteresan. Üstad o zaman ihmal edildi ama diyor, Eskişehir hapishanesine gittiği zaman Varlı'daki sürgün hayatı bitip hapishane hayatı Eskişehir'de başlayınca o 6 tane isim meselesinde Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakimün, Adlün, Kudüs olan 6 tane ismi azam olan isimlerin dersini Allah kendisine nasip etmiş. Varlı'dayken yazılamayan ismi azam dersleri hapishane şartlarında, o çetin şartlarda 6 büyük ismin izahlarını üstad geniş geniş yapmış ve İslam tarihinde ismi azam dersi olarak Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kudüs olan bu esmanın izahları Bediüzzaman tarafından Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir keşiftir, keşif emsali yok. Daha önce böyle bir ders İslam tarihi boyunca yazılmamıştır. Onun için Lemalar kitabının 30. lemasında olan bu 6 tane isim, ismi azamı teşkil ediyor. Harika derslerdir onlar. Benzeri olmayan, daha önce hiç yazılmamış olan, ilk defa üstad tarafından keşfedilen hakikatler manzumesidir. Merak edenler onu okusunlar. Çoğu zaman derslerde biz onu okuyarak birlikte paylaşıp anlamaya çalışırız. Lafzullah adedinde, yani Kur'an'da geçen 2806 Allah lafzında ve Rab'den sonra en ciddi zikredilen Rahman, Rahim, Gafur, Hakim ile beraber lafzullah Kur'an ayetlerinin nısfıdır. Toplam Kur'an ayetlerinin yarısını teşkil ediyor sayı bakımından bu isimlerin toplamı. Hem lafzullah
ve Allah lafzı yerinde zikredilen lafzı Rab ile beraber. Çünkü Rab demek sadece Allah için kullanılan Rabbül Alemin kelimesi ile beraber yine nüsfıdır. Kur'an ayetlerin toplamının yarısını teşkil ediyor sayı bakımından. Çendan her ne kadar Rab lafzı 846 defa zikredilmiş. Fakat dikkat edilirse 500 küsuru Allah lafzı yerinde zikredilmiş. 200 küsuru öyle değildir. Hem Allah, Rahman, Rahim, Alim ve La İlahe İllahu'daki Hu adediyle beraber yine nüsfıdır. Allah Allah. Fark yalnız 4'tür. Kur'an ayetlerinin toplamının yarısıdır. Ve Hu yerinde Kadir ile beraber, Allah'ın Kadir ismiyle beraber yine mecmu ayetin toplam ayetlerin nüsfıdır. Fark 9'dur. Lafz-ı Celal'in mecmundaki toplamındaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükteyle iktifa ediyoruz. Yani matematiksel bir hesaplama var Kur'an ayetlerinin içinde geçen Allah, Rab, Rahman, Rahim, Alim, Hakim, bu Gafur. Bu isimler matematiksel bir dengeleme içerisinde olmuş. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne okuması var, ne yazması var. Böyle bir hesaplamayı yapacak durumu hiç yok. Öyleyse bu vaziyet bile her şeyi bilen ve huve bi külli şeyin alim ayetiyle ilmiyle her şeyi bilen kuşatan Allah'ın kelamının fermanı olduğunu bu haldeyi göstermiş, ispat etmiş oluyor. İkinci nükte sureler itibariyledir. Tevafuk meselesi sureler bakımından başka bir açılım var. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizam, bir kasıt ve bir iradeyi gösteri bir tarzda tevafukatı denk gelmeleri var. Sure-i Bakara'da yani Fatiha'dan sonra başlayan 286 ayetten meydana gelen Bakara suresinde ayatın oradaki toplam ayetlerin adediyle lafz-ı celalin adedi birdir, denk geliyor. Yani Bakara suresinde geçen Allah lafz-ı celalinin Bakara suresindeki ayetlerle sayısı bir. Sadece 4 fark varmış. Fark 4'tür ki Allah lafzı yerinde 4 hu lafzı var. Mesela La ilahe illahu'daki hu gibi. Onunla muvafakat tamamıdır. Allah Allah. Çok ilginç ya. Yani insanlar şimdi bunu okurken dinleyen sizler ne kadar bunu anladınız ben bilemiyorum ama yani harika bir matematiksel hesaplama olduğunu üstad söylüyor. Şimdi 286 adet Bakara suresinin ayeti var. Bu surenin tamamında geçen Allah lafzı, Allah kelimesi 282 oluyor demek ki. 4 tane de hu var. La ilahe illahu'daki hu. Onunla beraber o da 286 ediyor. Allah'ın esmasıyla ayetlerin hesaplaması aynı, eşit. Tevafuka bakar mısınız? İşte bundan lezzet almak lazım. Bu vaziyet bir mucizedir. Ancak Allah kelamında bulunabilir demektir bu. Ali İmran'da, şimdi başka bir sure, Ali İmran suresinde yine ayatıyla, ayetlerin toplam sayısıyla lafz-ı celal, Allah ismi tevafuktadır. Müsavidirler. Ayet sayısıyla Allah lafzı eşit. Yalnız lafz-ı celal 209'dur. Ayet 200'dür. Fark 9'dur. Şimdi bakın. Üst üste tevafuk ediyor dedi üstad ama 9 fark var. Ayet sayısı 209. Lafz-ı celal 209. Ayet sayısı 200'dür. Allah lafzı 9 fazla. Ama üstad diyor ki böyle meziyat-ı kelamiyede
Yani kelamın meziyetleri yanında ve belagat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez. Takribi, yani yaklaşık olarak tevafukat kafidir. Neye lafz-ı celal 209 da ayet 200'de kalmış denmez. O 9 fark önemli değil. Özellikle kelamın meziyetinin esas alındığı böyle şeylerde yaklaşık rakam yeter, kafidir diyor. Sure-i Nisa, Nisa suresi, Maide, En'am, üçünün, bu üç surenin mecmu ayetleri toplamı, toplam ayet sayısı mecmuundaki, yani Nisa, Maide, En'am surelerinde geçen toplam lafz-ı celalin adedini tevafuktadır. Ya ayetlerin sayısıyla Allah lafz-ı celali denk oluyor. Ayetlerin adedi 464. Üç suredeki ayet toplamı 464. Lafz-ı celalin adedi 461. Arada üç fark var ya. Bismillah'taki lafzullah ile beraber, yani Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah Rahman Rahim ile beraber tam tevafuktadır. Besmele'deki ilavet o isimleri ayet sayısıyla lafz-ı celal sayısı tam tevafuk ediyor Allah isimleri. Hem mesela baştaki beş surenin lafz-ı celal adedi Sure-i Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud'daki lafz-ı celal adedinin iki mislidir. Demek bu ahirdeki beş, evvelki beşin nısfı, yarısıdır. Ya şu tavsiyetleri, bunları teker teker saymış herhalde yani. Matematiksel bir dengenin olduğunu, surelerde bulunduğunu ifade ediyor. İşte bunlardan manevi olarak lezzet almamız lazım. Yani ya tam tevafuk ediyor, ya birkaç ayetin toplam ayet sayısıyla lafz-ı celal sayısı yarı yarıya oluyor. Yarı yarıya tevafuk ediyor. Bunlardan lezzet almak lazım. Sonra gelen Sure-i Yusuf, Ra'd, İbrahim, Hicr, Nahil surelerindeki lafz-ı celal adedi o nısfın nısfıdır. Önceki yarının yarısıdır. Allah Allah. Sonra Sure-i İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Haç surelerinin toplamı ve onların lafz-ı celal miktarı o nısfın, önceki yarının nısfının nısfı, yarısının yarısıdır. Bu da matematiksel bir yarılama sistemi. Sonra gelen beşer beşer takriben o nispette gidiyor. Beş sure, beş sure tek tek topla, onları lafz-ı celalle hesabını yap. Hep yarı, yarının yarısı, onun yarısı, onun yarısı şeklinde gidiyor. Yalnız bazı küsuratla fark var. Öyle farklar böyle makam-ı hitabide zarar vermez. Mesela bir kısım 121, bir kısmı 125, bir kısmı 154, bir kısmı 159'dur. Bu cüz'i 3-4 tane fark nazar itibarı alınmaz. Çünkü bu matematik makamı değil, hitap makamıdır üstad. Sonra Sure-i Zuhruf'tan başlayan 5 sure, o nısf, onun yarısı, nısfın yarının yarısının yarısı iniyor. Sure-i Necim'den başlayan 5, o 5 sure geliyor yine, o nısfıdır. Yarısının yarısıdır. Daha takribidir bu hesaplamalar, yaklaşık rakamlar. Küçük küsuratın farkları böyle makamat-ı hitabiyede, hitap makamını zarar vermez. Sonra gelen küçük beşler içinde üç beşlerin yalnız üçer adet lafz-ı celali var. İşte bu vaziyet gösteriyor ki lafz-ı celalin adedine, yani Kur'an'daki 2806 adet Allah lafz-ı celale tesadüf karışmamış. Tesadüf yok. Bir hikmet ve intizam ile adetleri tayin edilmiş.
Yani bu hesaplamalarda bile insan Allahu Ekber, Subhanallah diye insan hayranlığını ve hayretini ifade etmiş oluyor. Bu da sureler bakımından tevafukatı örnek olarak yazılmıştı. Ondan sonra Lafzullah'ın üçüncü nüktesi geliyor ama ben kendimi kaptırmışım. Bu harika hesaplamalara vakit dolu vermiş. Bunu da gerisini yarın akşam okuyalım inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.